İrade Ana Haber Bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 10 Mayıs Cuma'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Milli mücadele fitilinin ateşlendiği Atatürk ve Kongre Müzesi'nde kapı krizi yaşanıyor. Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı müzede giriş ve çıkışların tek kapıdan gerçekleştirilmesi tepki görüyor. Güvenlik görevlisi eksiği nedeniyle kapısına kilit vurulduğu öğrenilen ana kapı için İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan'ın çözüm üretmesi bekleniyor. AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığı, İsrail zulmünün devam ettiği Gazze'deki anneler için basın açıklaması yaparak, İsrail'in her geçen gün artırdığı zulme tepki gösterdi. Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak dedi. Sivaslı iş insanı Haki Tetiker ve ailesinin maddi katkılarıyla Eğitime Hayat Verenler projesi kapsamında oluşturulan atölyenin hayırlı olmasını dileyen Vali Yılmaz Şimşek, aileye teşekkür etti. EMS Yapı Sivas Spor, Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Pazar günü oynanacak maç öncesinde kırmızı-beyazlı ekip bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Bülent Uygun, kalan 3 maçta da elimizden geldiği kadar kazanarak 9 puanla sezonu bitirmek ana hedefimiz. İnşallah başarırız dedi. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan ve cemiyet üyeleri eğitimde şiddete dikkat çekmek adına kent meydanında toplanan eğitimcilere karanfil dağıttı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Hafta başında yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.